sahabeden Cenab-ı Hanzale Hazretleri Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Hazretlerine geliyor. Kapının önünde Peygamber Efendimiz'i bekliyor. Mescid-i Saadet'e çıkınca ona soracak. Hazreti Sıddık-ı Ekber de gelmiş oluyor. Hayrola ya Hanzale? Peygamber Efendimiz'i böyle yakın kapısının önünde ve de vakitsiz olarak bekliyorsun diye sorunca, telaşlıyım ya Ebu Bekir, sormayın diyor. Ne ola ki ya Hanzale diye soruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin huzurunda melekleşiyoruz. Ahlakımız ulvileşiyor. Edebimiz kuvvet buluyor. Ruhumuz rahmetle yıkanıyor. Kalbimiz nura gark oluyor. Kendi kendimize büyük bir sürura dalmış oluyoruz. Resulullah'ın huzurundan ayrılıp da eve ve çarşıya çıkınca sıfatlarımız değişiyor. Halimizde bir gaflet meydana geliyor. O iç alemimizdeki büyük nur gücünü, kuvvetini kaybediyor ya Ebu Bekir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri, iki yüzlü insan münafıktır buyuruyorlar. Bugün derdim arttı, gözüm yaşlı, kalbim yanık. Acaba ben de mi öyleyim diye korktum. Resul-i Zişan Efendimiz'e sormaya geldim diyor. Ya Hanzale, sen beni de telaşlandırdın. Bu hepimizde olan şey. Peygamber-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin huzurunda olan neşemizi, iç alemimizdeki güzelliği elbette ki devam ettiremiyoruz. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz hücre-i saadetlerinden çıkıyor, selam veriyor, yaklaşıyorlar. Aynı durumu Cenab-ı Hanzale anlatıyor. Sıddık-ı Ekber Efendimiz de ona iştirak ediyor. Ya Resulallah, bu hepimizin hali, bize bir çıkış yolu gösterin, lütfedin diyorlar. Muhterem müminler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri böyle buyuruyorlar. Nefsim yedi kudretinde olan, Allah'a yemin ederim ki, eğer devamlı benim önümde olduğunuz gibi diğer ahvalinizde de o halinizi muhafaza etmiş olsanız, melekleri açıktan görür, cadde ve yollarda melaike ile selamlaşır, musafaha ederdiniz. Bak bakayım bir. Peygamber Efendimiz ilave ettiler. Sa'aten ve sa'aten. Ses. Müminin sallayınca o yapıyor falan. Med cesre benzer. Hani muhtemelen sumalar, deniz bazen kabarır, sahile doğru yürür. Bazen de sakinleşir, içeriye doğru çekilir. Evvelki haline med, ikinci haline cezir diyoruz. Müminin hali meddü cezirlidir. Bazen coşar ve kabarır. Benim önümde, meclisimde olduğunuz zaman bu mutlaka olacaktır. Bazen de kendi halinize kaldığınızda iç aleminizde bir yokluk meydana gelir buyuruyorlar Peygamber Efendimiz. Sa'aten ve sa'aten. Bu müminin halidir buyuruyorlar Peygamber Efendimiz. Bu müminin halidir.